Herkese merhabalar arkadaşlar. Kel Levia burada yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Evde hiç otururken abi kendinizi fakir hissettiniz mi? Gerçekten hissetmelisiniz. Çünkü ben bu abinin envanterine, bu kardeşimin, bu bacımızın her neyse envanterine denk geldiğim zaman gerçekten kendimi çok fakir hissettim. Sebebi ise abinin envanterinde yok yok. Videoya geçmeden önce kanala abone olun. Videoya da bir like bırakın. Bu şekilde devam edelim. With incredible skins from Keydrop. We also have something special for all the viewers. With the above promo code, you get 50 cents to start with and 10% bonus from deposit. Öncelikle abinin böyle direkt olarak ana sayfasına girdiğimizde bizi 47.376.991 TL yani Steam değeri olan bir envanter karşılıyor. Trade log'lu bunlar yeni gelmiş envanterine belli ki. 4 tane Clan Mystic Katowice 2014, 4 tane Navik Katowice 2014, 8 tane Eyeball Power Holo, 8 tane Titan Holo, 4 tane Vox Holo, 4 tane LDLC Holo, 4 tane de Dignitas Holo var. Eğer ki fark ederseniz 4, 4, 8 yani 4, 4, 8 yani 4, 4. 4 ve 4 ve 4 olarak karşılayacaklarını görebilirsiniz. Bu da şu anlama geliyor. Muhtemelen craft yapacak bir skin'in üzerine, o yüzden bunları aldı. Şu anda hepsine tek tek bakarsak Clan Mystic Holo'nun tanesi 135.000 TL, neredeyse 136.000 TL. Düz hesap yaparsak 136.000 çarpı 4 eşittir. Sadece Clan Mystic Holo'ların değeri 544.000 TL. Navi Holo'nun şu andaki market fiyatı 243.000 TL. Bu da 243.000 çarpı 4 eşittir 972.000 TL. Eyeball Power'ların güncel değeri 1.569.000 TL. 1.569.000 çarpı 8 dediğimiz zaman şurası totalde 12.552.000 TL tutuyor. Bunlar sadece sticker'lar bu arada. Daha ne envanterde ne skin'ler var onları görmeniz lazım. 8 tane Titan Holo var. Titan Holo'ların şu andaki nakit fiyatı 1.805.000 TL. 1.805.000 TL çarpı 8 eşittir 14.440.000 TL tutuyor. Vox Holo'ların şu andaki tane fiyatı 1.148.000 TL. 1.148.000 çarpı 4 eşittir 4.592.000 TL. LDLC Holo'ların şu andaki güncel fiyatı 574.000 TL. 574 çarpı 4 eşittir 2.296.000 TL tutuyor. LDLC Holo'ların ise şu andaki güncel fiyatı 655.000 TL. 655.000 çarpı 4 eşittir 2.620.000 TL tutuyor. Hiçbirini aklımda tutmadım. Şu anda aşağıda toplam fiyatlarını yazmışımdır. Ne kadar olduğuna dair oradan görebilirsiniz. Peki bitti mi? Tabii ki bitmedi. 170.000 TL'lik Golden Arabesque FN. Stattrak AWP Redline 4X Vox Holo. Stattrak M4A4 Neon Noir 4X LDLC Holo Katowice 2014. 3X Eyeball Power Holo'lu Candy Apple. Üzerinde Chrome Foil ve Howling Down Sticker'lı bir tane M4A4 Stattrak M4A4 Hole. White Lotus. AWP Dragonlord FN. M9 Bayonet Ruby. 4X Mouse Holo 2014 Katowice'lı Stattrak AK-47 Redline. Karambit Sapphire. Kelebek Sapphire. Kelebek Gamma Doppler. M9 Black Pearl. AK-47 Neon Rider 4X. LDLC Holo. En güzel parçalardan bir tanesi M4A4 Emperor 4X Titan Holo ki muazzam bir craft. Bir tane daha kelebek Sapphire. Karambit Gamma Doppler. 4X LDLC Holo'lu M4A4 Emperor. 4X 3D Max Holo'lu P90. 4X LDLC Katowice 2014 Holo'lu 5.7
Case Hardened Blue Gem ki çok güzel bir mavilik oranı var. Bir tane daha M4 A4 Hole, 3X Titan Holo, bir tane iBuy Power Holo, bir tane AOK üzerinde LDLC Holo, Hellraisers Holo, LGB Holo ve Dignitas Holo var Katowice 2014. 3X Reason Holo'lu USPS Orion. Yine çok güzel bir parça. Navi Holo, Reason Holo, Titan Holo ve NIP Holo Katowice 2014. P2000 Ocean Foam, 4X Titan Holo, AWP Fade, M4 A1S Hot Rod, bir tane StatTrak Huntsman Sapphire, Glock Fade, bir tane Ursus Sapphire, bir tane Negev Mjölnir, bunun abi güncel değeri 55.000 TL. Bir tane daha Dragonlord FN, Kenny S imzalı, üzerine bir tane de device yapıştırmış ki Kenny S imzalı bulmak gerçekten çok önemli. Ve çok güzel bir AWP. Bir tane daha Hall, üzerinde Navi, VP ve Phase Gold'lar var. Bir tane de Twist Gold var. Bir tane M4 A1'e Styrex var, StatTrak. Üzerinde LGB Holo'lar var, 4X 2015 Katowice. Bir tane Crown Foil'lı Glock Fate var. Bir tane M4 A1'e Welcome to the Jungle. 4X Moss Gold'lu M4 A1'e Prince Dream StatTrak. Ki bak StatTrak'ı bu yüzden sevmiyorum. Resmen sticker'ın üzerine çıkmış ve görüntüyü bozmuş. Yani şu StatTrak olmasa daha güzel dururdu bence. 4X Virtus Pro Holo'lu, Katowice 2014 Virtus Pro Holo'lu StatTrak P90 Asimov. 4X Crown Foil'lı Mecha Industries M4 A1S ki bunların her birinin tanesi 4000 TL nakit fiyatı. Bir tane Kelebek Black Pearl StatTrak. Çok iyi duruyor. Bir tane AWP Prince. Bu M9 Bayonet ise dünyanın 2 numarası. En düşük float'lu olan FN M9 Bayonet gece. Bir tane daha neredeyse Blue Gem olan, full Blue Gem olan 5.7 Case Hardened, üzerinde 4X Stockholm 2021 Team Liquid sticker'ı var. Holo. LDLC Holo'lu bir tane StatTrak AWP Lightning Strike. Bir AWP daha LGB Holo, LDLC Holo ve Reason Holo'lu bir tane AWP Grafit. 3X Clan Mystic Holo'lu Tech9 Decimator. Çok iyi uyumuş bu arada, çok sevdim. Bu arada Clan Mystic'in holosu da, sticker'da daha doğrusu şeye benzemiyor mu? Pantolona benzemiyor mu? Aralarında en fazla sevdiklerimden bir tanesi Hatıra UMP 45 Blaze. Üzerinde Titan, Fanatic, Mouse ve Organizasyon foil'leri var. Şu gold sanırım. Diğerleri foil ki foil'ler sadece hatıraların üzerinde oluyor Katowice 2014'lerde. Çok güzel duruyor. 4X Clan Mystic Paper'lı Glock çok güzel duruyor. Bu sticker'ların tanesi şu anda 16.000 TL her biri. 4X LGB Holo'lu Anubis Legion'u Katowice 2015. 4X Dignitas Paper'lı P250. Her biri 20.000 lira bu sticker'ların. 3X 3D Max Paper'lı Glock Candy Apple. Her biri 22.000 TL bu sticker'ların. 3X Katowice 2014 Fanatic Holo. Bir tane de JW PGL Krakow Gold bulunan USPS Orion. 4X Virtus Pro 2014 Katowice Paper'lı Asimov AWP. Reason, Navi, NIP ve Clan Mystic'li AWP Grafit, bu sefer StatTrak. Üzerinde 3D Max Holo, Vox Holo, Reason Holo ve Dignitas Holo'nun bulunduğu bir tane Max 7. Bir tane daha Blue Gem 5.7. Yine bir Glock ve üzerinde Fanatic, LGB, NIP ve Dignitas Paper'lar var. Ve son olarak da 121.000 TL değerindeki bu eldivenler. Arkadaşlar, genel itibariyle çok zengin bir abimiz. Yani şu andaki Steam Inventory Helper'ın hesapladığı kadarıyla Steam değeri 47-48 milyon TL değerinde bir envanter. Bunun içine sticker'lı silahların fiyatları dahil değil. Yine nereden bakarsanız 2 milyon 3 milyon dolar değerinde bir envantere bakıyoruz. Peki bu insanlar bu kadar parayı neden buraya gömüyor diye düşünebilirsiniz. Bu abi insanlar keyfine düşkün, parasını nereye harcayacağını bilmeyen insanlardan oluşuyor. Şöyle ilk sayfadan bakarsanız ilerleyen süreçlerde saymadığım bir sürü daha skin var. İşte bu kelebekten bahsetmedim, eldivenlerden hiç bahsetmedim. Her biri 180, 190, 200 bin TL değerindeki eldivenler. Bahsetmediğim bıçaklar vardı, bahsetmediğim silahlar da vardı. Ama dediğim gibi çok pahalı, çok güzel bir envanter. Peki siz bu kadar çok parayı CSGO'ya yatırır mıydınız? Yani zengin olsaydım yatırırdım der miydiniz? Bunları yorum olarak yazarsanız sevinirim. Ekstra olarak hem Discord kanalıma hem de 20.45'te her gün yayın açtığım Twitch kanalıma da gelmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kellevia kaçar.